Güzel Samsun'un Nebiyan Dağları'ndan selamlar arkadaşlar. Tabii biraz şaşırdınız. Evet. Bugün değişik kıyafetlerdeyiz. Merhaba arkadaşlar, değişik kıyafetteyiz. Bugün Samsun'un Nebiyan Dağı'nda Nebiyan Festivali dağ bisikleti yarışı var. Pisti arkadaşlar her bölgeden geldi, 50'ye yakın bisikletçi var. Çok güzel bir yarış olacak. Bugün bu etkinliği, bu yarışı çekeceğiz. Evet. İnşallah Samsun'dan da bir arkadaşımız ilk 5'e girebilir. Biraz tadını çıkartalım. Aynen. Bu yarışmada Sinop takımından bazı arkadaşlar var. Başarılar dilerim size ya inşallah. Şimdi biz de başarılar diliyoruz. Merakla bekliyoruz sonra. İlk 4 kupa alabiliriz. Karadeniz'de bir numara. Samsun'umuzun Bafra takımıyla beraberiz. Samsun takımından Hamza Şahin Kayak, sana başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Bu Samsun'da XC anlamında gerçekten birçok şeye uygun. Yani XC sınıfına uygun olarak bu ikinci profesyonel parkur diyebilirim. Süper. İlki daha önceden üniversitede yapıldı. İkinci olarak da bu parkur inişiyle çıkışıyla XC konusunda çok çok iyi. Çok iyi. Zaten yani, belli ya. Tabii ki cross yarışı anlamında burayı tüm bisiklet severleri bekleriz buraya. Daha sonraki yıllarda inşallah daha da geliştirilir bu yarış festival durumu. İnşallah. Yani daha güzel şeyler bekliyoruz. Kadir de Türkiye şampiyonu. Kadir Kelleci çok iyi bisikletçi. Şimdi onun etabı başlayacak. Murat'ın hayran olduğu bir bisikletçi. Yakaladı burada, bırakmadı. Çekelim böyle. Vallahi 5 yıl önce evet. YouTube'da baktım böyle bisikletlerine. Evet. Takip ettiği bir sporcu. Evet. Hayat hikayeni çok sevdim. Evet. Yani Gaziantep'ten oradan çıkacaksın. Orada bisiklet kültürü. Mucize falan da değil yani. Evet. Çok ama imkansız bir olay. Bence ya mucizenin ötesinde bir şeydi. Evet. Dedim ki ya bunu başarmışsa biz niye başarmayalım? Bana örnek olmuş. Tabii. İyi ki seyretmişim seni. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani yoksa bisiklete başlayacağımız yoktu. Çok iyi bisiklet turların da var. Yol bisikleti de kullanıyorsun. O ya yani. Evet, o Kartal Kaya'ya çıktığında ellerinin donduğunu, evet. Onları izlemiştim. Oo, süper o ya. Kadar kötüydün ki. Ama ona rağmen onu bitirmen. Ya dedim. Ya ben hayatımda her zaman ben sürekli yarışlara katıldığımda sürekli yarış bitirme hedefim var. Yani hep bitirmek istiyorum. Yani bir yerleri bir yerde pes etmek istemiyorum. Çünkü bir gün pes edersin, yarın pes edersin. Sonra o alışkanlık hale gelir ve her zaman zorlandığında pes edersin. Ama bu ben şeyle de sınırlı değilim. Sadece podyum yapıyorum, tamam rahatım falan da değil. Bu olabildiğince bayrağı ve kendi ismini dünyanın her yerine taşıma için ben mücadele ediyorum. Ya bir de arkadaşlar bak nasıl fit biliyor musun? Yani sporcu biraz da görünüşüyle kendini zaten gösteriyor. Spor bizim hayatımızda yaşam tarzımız olması gerekiyor. Kesinlikle. Sağlık tabii ki çok önemli bir. İstediğimiz her şeyi kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama sağlık. Bravo. Kaybedince hiçbir şey olmaz yani. Umarım bu sağlıklı hani bisiklete bindiğimiz ve sağlıklı olduğumuz sürece sağlıklı düşünceler çıkacaktır bizden emin olalım ki. Evet. Sağlıklı düşünce de zaten bize mantığı getiriyor. Yani geriye de bir şey kalmıyor. Sağlık olduğu sürece dediğim gibi gerisi ulaşılabilir oluyor her şey. Bravo. Bir şampiyondan tavsiyeler. Evet. Gençler. Yani. Kesinlikle. Ya zaten abi siz olmasaydınız biz bu bisikleti sevmezdik. Master Erkekler sürekli grubunda 48 numara birinci, 42 numara ikinci oldu. Ekolüm sendin. Sağ ol. Gördüğümde, tebrik ediyoruz. Çünkü hayatını şey yaptım ben Gaziantep'te. Evet evet. Bir bisikletim varmış. Bakkala onunla gidiyormuşsun. Evet, evet. O tarafa onunla koşuyormuşsun. Hı. Hatta şimdi de aynı. Şimdi biraz daha profesyoneliz. Bu işte daha farklı. Evet. Etkiledi beni. Gerçekten evet, etkiledi hayatımı. Hayatımda çok acılar çektim evet. Gerçekten. Yani çok çalıştım. Evet. Bu ki ekonomi özgürlüğümüz olmadığı için çok çalıştım. Aynen doğru. Ama sonra bu gücü kendimde hissettikten sonra artık kendime yatırım yapmaya başladım. Dediğim gibi bu sınırlı olmayacak yani. İnsan güçlü olduğu zaman dünyanın her yerinde güçlü oluyor. Benim için fark etmiyor. Dünya şampiyonu oymuş buymuş. Bize imkan verildiği sürece bana ki elimden gelen her şeyi yapıyorum. Evet. Dünyanın her yerinde ben podyum yapmak istiyorum. Yani. Evet. Valla bizim desteğimiz senin yanında. Sağ ol, teşekkür ederim. Valla seni böyle podyumlarda görmek beni acayip mutlu eder. Öncelik bayrağı ben o podyuma çıkarmak. Ülkelerde biliyorsunuz yani bu bayrak olayı çok önemlidir, çok bravo. Değerlidir. Bravo. Ben o bayrağı
podyuma çıkarttığımda içsel ben mutlu oluyorum. Parası veya kazanacağım madalya değil. Şuradaki var ya. Tabii tabii o. Atatürk'ten atamızdan gelen o olay. O değeri korumak bize kaldı. Vallahi çok iyi. Yani, nereden geldin? Kitapla yazacağım ileride. Kariyerim bitsin. Neler yaşadığımı, neler çektim. Kariyerin bitmeden de yazabilirsin. Yani. Ya, aklımda her şey. Onun da bir zamanı var. Biraz daha bir şeyler doldurayım. Evet. Karadeniz Fuar kitabına gelmeni de istiyorum. Ya işte her yere gelmek vallahi istiyorum ama çok iyi olur. Zaman olmuyor. Evet, sizin böyle sürekli antrenman bir şeydi buydu. Tabii vakit bulamıyorsun ama böyle geldiğiniz zaman bizi mutlu ediyor. Tabii tabii kesinlikle. Acayip mutlu oldum. Çok sağ olun. Ben de herkese aynı şekilde. Evet. Sizleri de bir yandan temsil etmiş oluyorum. Aynen. Burada bulunmak benim için aslında o derece çok mutlu ediyor. Çünkü buradasın, seni her zaman görmeyebiliyorlar, evet, takip edebiliyorlar sizin gibi. Bu ulaşılabilir oluyor. Şu an işte takip ettiğiniz insan burada. Evet. Sohbet ediyorsun. Valla hayal gibi, gibi yani. Hayal gibi. Bu da YouTube'un güzelliği işte arkadaşlar. Evet, yani YouTube'da tanıyorsun. Ulaşılabilir oluyor. Aslında evet, sosyal medya gerçekten iyi kullanılırsa. Evet, iyi. Ama güzellikleri paylaştı mı, güzellikleri güzel çoğaltılırsa evet, müthiş oluyor. Müthiş oluyor. Bu da tabii bizim karakterimiz. Tabii canım. Tabii. Sosyal medya olmasa ben seni tanıyamam. Doğru. Tabii, tabii. Doğru. Yani doğru. Acaba bu... 45 numara final noktasına geliyor. Üçüncü oldu. Tebrik ediyoruz. Senin yiğit güçlü. Her zaman şampiyon. İyi ki varsın. Valla. Sizi sevdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar Kadir geldi. 5 günü iyi. Hadi, hadi. Hoş bulduk. Dikkatli coşkun. 5 sene.